Yeni bir yıla başlarken gülelim, eğlenelim istedik. Neşeyle başlayalım. O yüzden BKM Mutfak Açık Mikrofon ekibiyle birlikteyiz. Yıl boyunca misafirlerini güldürüyorlar. Şimdi birlikte nasıl çalışıyorlar, açık mikrofonda neler oluyor, hem onu öğreneceğiz. Hem de değişen belki mizah anlayışı, gençler nelere gülüyor, biraz da onları konuşalım istiyoruz. Ama açık mikrofon aslında bize ithal bir gösteri çeşidi. Çünkü tabii. New York'ta ve Londra'da sıkça yapılıyor, çok yapılıyor. Ve sanırım 5 yıl önce ülkeye geldi. Nasıl gelişiyor bu açık mikrofonda çıkmak için, ne yapmak lazım? Oradan başlayalım. Şimdi BK Mutfak'ta biz her çarşamba sahneye çıkıyoruz. İşte Onur Gökçek, Yusuf Altıntaş. Ben moderasyon bölümündeyim. Her çarşamba 9'da oradayız. Sahneye çıkmak isteyen arkadaşlarımız da genelde çok oluyor. Bizi izleyenler, biz de çıkalım diyorlar. O da bizim çok keyifli bir şey. BK Mutfak çarşı hesabına başvurup oradan videolarını gönderiyorlar 3 dakikalık. Biz de onları misafir ediyoruz. Ve evet, sürekli böyle katlanarak komedyenler artıyor. Onur Gökçek, siz de açık mikrofonun en eskilerinden bir tanesisiniz. Yusuf'la beraber. Yusuf, evet. Yusuf Bilal Altıntaş'la birlikte. Aslında birazcık geriye dönersek, hani nasıl başladı bu açık mikrofon ve şu anda oldukça ilgi görüyor. Her hafta çarşamba günü kapalı gişe oynuyorsunuz neredeyse. Nasıl gelişti açık mikrofon hikayesi? Ya aslında şöyle bir tesadüfler silsilesi gibi bir şey. Ben böyle 5-10 dakika sahneye çıkayım hep böyle istiyordum. Yusuf da öyle istiyormuş. O gün orada olan 5-6 kişi de öyle istiyormuş. Sonra bir baktık, bu böyle devam edecek bir şey. Seneler seneleri kovaladı. Sonra işte BK Mutfak Çarşı'da devam ettik buna. Son 2 senedir Cem abi moderasyon yapıyor. Cem abi tek kişilik yapıyordu ama gelip sağ olsun bizden beraber açık mikrofonda devam etti. Ya biz orada çıka 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 bayağı geliştirip tek kişilik gösteriler yapmaya başladık. Orada çıkanların en büyük şansı bu. Yani hazır bir seyirci var. En iyi 5 dakikalarını anlatıyorlar. Hı hı. Sonuçta 5 dakika olduğu için yani kötü bile geçse onlar için büyük depresyon olmuyor. Çünkü 1 saat bir anda çıkmak çok zor. Bu şekilde 5 senedir bir yere getirdik işi. Şu an kapalı işe gidiyor. Çok keyifli. İnşallah böyle devam eder. Sallama var uyusun diye. Yarım saat sallıyor, diyor ki bizim çocuk yarım saatte uyudu. Hayır, uyumadı, bayıldı o. 30 yaşındasın, kendine şunu yap bak, yarım saat ne oluyor? 5 dakika ama bazen 25 diyelim. Yusuf Altıntaş da burada çünkü. Çok iyi oldu. Uzattığımız oluyor. Çok mu uzuyor 25 dakika? Abi uzattı mı diyor. 40 dakika. Ya ben normalde 15 dakika hazırlayıp geliyorum. Aslında 10 dakika yapmam lazım ki 15 dakika hazırlayıp geliyorum. İnsanlar çok gülüyor. Ben neyim? Yani onunla ne abi? Yani, yoğun istek üzerine uzatıyorsunuz herhalde. Tabii canım, yani ben ineyim diyorum. Hayır Yusuf, biraz daha anlat diye. Bir de bizde müzisyenler gibi bir daha bir daha aynısını anlatım yok yani. Adam bir daha ama başka şeyler anlatıyor. Tabii, uzun uzatmanızı evet, istiyor. Evet. Peki genelde Türk insanı neye gülüyor? Çünkü siz 4 yıldır BKM Mutfak'ta açık mikrofondasınız. Ve sürekli değişen de bir seyirci kitlesi var değil mi? Her evet, hafta yeni insanlar geliyor. Profil de değişiyordur. Neye daha çok gülüyorlar ve neyi istiyorlar aslında? Ya genelde benim fikrim, biz samimi bulduğumuz şeye gülüyoruz. Eğer hikayen gerçek hayattansa ve anlattığın hikayede karşı taraf kendini buluyorsa, kendini görüyorsa, ya daha doğrusu en çok kendimize gülüyoruz yani. Evet, önce siz kendinize gülüyorsunuz, sonra evet, onlar mı size gülüyor? Ya aslında şöyle bir şey, ben hep şey diyorum, işte İngiliz mizahı çok güzel, bilmem ne mizahı çok güzel, övüyorlar, evet bence de, izliyorum çok güzel ama ya bu ülkede sahneye çıkıp bu ülkedeki insanları güldürmeye çalışıyorsanız bu ülkeden bir şeyler söylemek zorundasınız. Çünkü başka bir anlamı yok. Biz de biraz onu yapıyoruz aslında. Tabii canım, kalkıp Uganda'da şöyle olmuş diye anlatan bana ne diyecek? Ben Esenyurt'tan geliyorum, bana Uganda. Evet, kendi hikayelerimize daha çok gülüyoruz tabii ki. Peki güldürme teknolojiniz nedir aslında? Neyin üzerine kurulu açık mikrofon? Hepinizin ayrı ayrı şovları var bu arada. Belki ayrı ayrı cevap vermek istersiniz. Çünkü hepinizin teknolojisi farklıdır muhakkak ki. Yani şöyle, biz izleyicilerimizden çok başka bir hayat yaşamıyoruz. Beraber aynı ortamlardayız. Metrobüsteyiz, AVM'lerdeyiz, hayatın içindeyiz, sıralardayız falan. O yüzden yaşadığımız şeyler aslında onların bize gülmesi değil, hep beraber birbirimizin hayatına gülmemiz gibi bir şey oluyor. Çünkü hepimiz bambaşka hikayeler anlatıyoruz. Yani Yusuf mesela daha sanatsal yaklaşıyor. Onur mesela yeni çocuğu olduğu bir yaşında bir babalık sürecini anlatıyor. Ben de kendi hayatımdaki gelişmeleri anlatıyorum. O yüzden seyircide hep ortak bir paydada buluşuyoruz. O da bence işin en tılsımlı yeri. Sizin sırrınız, teknolojiniz, güldürme. Ben daha çok, ya aslında şöyle, ben tespit yapmayı çok seviyorum. Yani bir olayı yakaladığım zaman onun üstüne şaka çıkarmaya çalışıyorum. Bununla beraber tabii hikayelerle beraber birleştirmek benim için önemli. Samimiyet aslında birazcık da ya. Çok samimi olmaya çalışıyorum. Samimi olduğun zaman çok seviliyor. Onu gördüm yani. Yani çok böyle yapay ilerleyen bir şey değil. Gerçekten seyirci sahnedeki adamın samimi olmasını istiyor. Hep soruyorlar ya, başına şu geldi mi, başına bu geldi mi? Çünkü istiyor yani. Gerçekten öyle olsun istiyor. Çünkü gülmüş, hayal kırıklığına uğramaması lazım. Samimiyetten yürüyorum diyebilirim yani. İşim bu. Samimiyet. Evet, sizin teknoloji biraz değişik benim sanıyorum. Benim biraz değişik ya. Ben kelimeleri
yani o kadar ince ayrıntısına kadar düşünüyorum ki yani kelimeleri öyle bir şekilde sıralamalısın ki ve doğru zamanda bunu sıralamalısın ki kahkaha gelsin. Ben öyle bakıyorum yani. Hı-hı. Benim için melodik olmak önemli. Benim için bunların hepsi beste, şarkı gibi. Bunlar benim bebeğim. Bunlar biliyor musun? Bebeğim değil. Bebeğim. Bu arada şive mizah yapıyorum. Böyle artist artist konuşuyorum ama. Baya. Dedemin en büyük oğlu 60 yaşında. En küçük oğlu 5 yaşında. İnsan hiç amcasını parka götürür mü ya? Kelimeleri ardı ardına diziyorum dediniz de bunun rapçiliğinizle var. Bir alakası var mı? Çünkü sanırım onunla da birleştiriyorsunuz. Var yani ben çünkü ergenliğimi rapçi olarak yaptım. Yani, o yüzden bir türlü kurtulamıyorum ondan. Yani seviyorum onu, ritmik bir şekilde ilerlemeyi seviyorum. Kelimeleri çok hızlı bir şekilde çıkarabilecek potansiyel bende mevcut olduğu için. Yani böyle, ya benim fikrim sahne şov demektir. Yani sahnede de insanlar bir şey izleyecekse normal hayatta görmediği şeyi izlemesi lazım. Çünkü biz bunu onlara bir para karşılığında veriyoruz. Evet. Zaten bizim insanımızın geyik muhabbeti çok iyidir ki komedyene o yüzden çok fazla ihtiyacımız yoktur. Samimi 5 arkadaş toplanırız, çok iyi bir şekilde eğlenebiliriz. Ama ben onların görmediği bir şeyi, duymadığı bir şeyi bir performans şeklinde, şov şeklinde ona verebiliyorsam o zaman bir şeyler yapıyorum demektir. Evet, insanlar nasıl ayrılıyor o akşam? Çarşamba akşamı sizi izledi. Gelirken nasıl bir modda geliyorlar ve çıkarken nasıl ayrılıyorlar? Çünkü gülmeye gerçekten ihtiyacımız olduğu bir dünyada yaşadığımızı düşünürsek. En güzel yanı gülmeye geliyorlar. Hani zaten gülmek istemeyen hazır insan geliyorlar, hazır, hazır geliyor. Yani gülmek istemeyen insanı zaten güldüremezsin. Durduk yere dur seni bir güldüreyim. Bir de bizde bir şey anlatayım da gül vardır ya anneannem hep söyler. Bir şey anlatayım da gül. Başta söylüyor ya gülce ne buna falan. Yani. O bir şey anlatayım da gül demek zaten anlatacağın şeyin komik olduğunu karşı taraf anlamayacağı zaman kullanılan bir cümle. Bizim şöyle bir şansımız var. Bize gelen izleyiciler bir sonraki hafta hep böyle daha önce gelmiş arkadaşlarıyla geliyorlar. Ve bundan çok büyük keyif alıyorlar. Zaten esprileri biliyorlar. Doğaçlama anda neler yaşanabileceklerini biliyorlar. Ve onları arkadaşlarına tattırmak için. Yani bir sinema filmine gidip çok beğenip arkadaşlarınızla gitmenin bir hazzı vardır ya. Evet. Öyle gelmeleri bizim için çok keyifli. Zaten bizim BK Mutfak'ta şöyle bir yapı var. Oyundan sonra kapının önündeyiz zaten. Yani böyle jiplerimize binip efendim oyunumuz bitti falan fotoğraf çekilelim öyle. Genelde biz fotoğraf çekilmek istiyoruz. Aa siz geçen hafta gelmişsiniz fotoğraf çekilebilir miyiz diye. Öyle oluyor. O yüzden gelmeleriyle gitmeleri hemen hemen benzer psikolojide oluyor. Yani çok keyifli bizim için. Onların gülmeleri bize sürpriz değil yani. Evet. İddialı mı oldu? Yok gayet. Onların gülmeleri bize sürpriz. Değil ama anda değiştiren bir gülme. Bütün anası şeyi değişti. Gülen oldu mu şaşırıyoruz ya. Bana diyemeyi çekiyorum. Güzel oluyor. Evet, giderken en azından mutlu ve huzurlu bir şekilde ayrılıyorlar ki tekrar gelme oranı da yüksek sanırım. Yani her hafta yeni izleyici geliyor ama tekrar gelen oranı da %100. 10 kere gelen var. Var aynen. O anlamamış ama o 10 kere gelen. Yok seviyor ya abi anlayamadım ben ya. Sık geliyorlar çünkü her seferinde aynı çatısı belirgin ya da benzer olsa da seyirciye göre değişen de espriler değişiyor. Oluyor. Biz seyirciye de yeni şeyler de deniyoruz. Biz de yeni zaten şeyler de 30 tane komedyen var BK Mutfak yapısı altında. Değişerek çıkıyor değil mi? Mesela Yusuf'la Onur sürekli çıkıyorlar ama diğer komedyen arkadaşlarımız sahneye çıkmamış insanlar da alıyoruz. Kadın komedyen arkadaşlarımız var. Onlar da her hafta bir kadın komedyenimiz oluyor. Yani çok şey, her hafta gelinebilecek bir etkinlik yani. Unutamadığınız seyirciler var mı? Şu gece bir seyirci vardı, o 80 kişi muhteşemdi. Hani bizim için stand-upçıların ya da sanatçıların unutulmaz performansları olur ama sizin tarafınızdan baktığınızda unutulmaz seyirci var mı? Var ya. Ya genelde mesela normal standart hayatımıza ulaşamadığımız insanlara denk geldiğimizde çok komik oluyor. Mesela pilotlar geliyor. Bayağı pilota nasıl ulaşacağım? Bir pilota uçarken kokpite tıklayıp açmaz değil mi? Ama orada konuşmak için izin isteyen bir pilot yani çok değerli. Onlar çok komik oluyor. Mesela iş yerinden gelenler çok komik oluyor. Mesela müdürü geliyor, yanında çalışan elemanlar geliyor. Eleman müdüre laf sokuyor oradan falan. Beraber gülüyoruz. Bir de bizden desteği alınca ertesi gün işe gideceğini unutuyor. Yani o anlar çok kıymetli oluyor yani. Birçok her hafta oluyor. Siz hepiniz Ben Tek gösterisiyle 1100 gösterinin üzerine çıkan Mesut Süre yanımızda. 1100 gösteri dile kolay ve her zaman insanları güldürmek çok da kolay bir şey değil. Nasıl ulaştınız 1100 gösteriye ve daha kaç gösteri izleyeceğiz sizden? Valla aslında stand-up çok yavaş ilerleyen bir şey. Yavaş yavaş öğreniyorsun. İlk 2 sene çıt çıkmıyordu benim gösterilerimde. Sana samimi söylüyorum çıt. Aslında 1100'den 1150 falan düş. Yani onlar gösteri sayılmaz. Onlar zulüm. Düşsek bile 950 yapıyor. Fena yani, rakam değil. Onları düş. Sonra öğrendik. 2007 Temmuz ayıydı. Hatırlıyorum. Vedat abi vardır. Vedat Özdemiroğlu karikatürist. Onun öncesinde bir 10-15 dakikam vardı benim sahneye çıkmak için. İçeride 100-150 kişi var. Bir tane hanımefendi gülüyordu.
Bir kişi gülüyordu bana ama bir. Sadece ona bakarak anlattım. Yani bayağı şey dedim herhalde yani böyle başlar ya çok büyük aşklar, büyük filmlerde falan. Öyle bir şey olmadı. Zaten evliymiş. Yani çok Galatasaray Üniversitesi'nde öğretim görevlisiymiş falan. O bir kişi bana gülmeseydi hiç yapmayabilirdim bu işleri yani. Evet, bir kişinin gülmesi bile bazen devam etmek aynen için, öyle güç kazanmak vallahi için önemli öyle bir şey. 150'de bir kişiyi güldürmüşsen herhalde o şeye güldü. O telaşıma, paniklememe, böyle elimi ayağımı tutamama falan. Ama yani bir 7-8 senedir özellikle işleri iyi gidiyor. Sağ olsunlar seyirciler de yalnız bırakmıyor. Sizin gösterileriniz de çok izleniyor. YouTube'daki videolarınız da aynı şekilde. Sizin alamet farkınız nedir? Benim alamet farkım mesela bizde çok özgün olmak çok kıymetli bir şey. Ya yani kendin gibi olmak. Ama mesela bir benim için şeyi var bunun. Ayıntısı ya da böyle olmayan bir tarafı var yani. O da huysuz girişim. Ben çok büyük bir Seyfi Dursunoğlu hayranıyım ve yaptığım mizahı da şöyle nitelendiriyorum. Gönül ala ala ofansif mizah yapıyorum. Yani aslında bir insanın üstüne şaka yapıp ondan sonra da gönlünü alıyorum her seferinde. Hiç alınanlar gücenenler olmuyor mu? Çünkü bayağı üzerlerine gittiğiniz zamanlar oluyor. Bak gerçekten şimdiye kadar hiçbir şey yaşamadım yani. Bana alınan gücenen böyle sonradan abi bana bunu dedin çok ayıp oldu diyen hiç kimseyle karşılaşmadım. Çünkü eninde sonunda tatlıya bağlayıp gönderiyoruz herkese. Onlar da çünkü severek geldikleri için. Evet, hazırlıklı geliyorlar. Aynen öyle yani. Biliyor, bu deli diyor yani. Bu yapacak bunu. Madem geldik. Bunu çekeceğiz. Dilini de çekeceğiz. Evet, aslında tam çekmek de değil. Mesela şöyle oluyor. Atıyorum sen geldin seyircisin. Senin üstünden bir şaka yaptım. Sen azıcık böyle öpüyorsun. Sonra bir başkasının üzerinden şaka yapınca ona en çok sen gülüyorsun. Yani total olarak aynı çukura çekiyorum hepsini. Yani bu büyük bir kumpas. Şu an açıklıyorum ama büyük bir kumpasın içindesiniz. İlişki testini yapıyorsun. 36 çift olmuş. Tamam, anladım. Tamam. Ne öğrendin? Yani Türklerin ilişki durumu nedir? 36 çiftten benim gördüğüm insanlar cehennem yaşıyor. Yani ben pek uzun ilişki insanı değilim. Ve yani bu programı benim sunmam ironik. Yani Türkiye'de ilişki testini ben yapıyorsam herkes her şeyi yapar. Ben programın içinde söylüyorum bunu. Ama bir yandan da şeyi görüyorum. Yani benim bu çizdiğim şimdi iki türlü yalnızlık vardır. Bir, yalnız kalırsın. Bir de yalnızlığı tercih edersin. Evet. Ben tercih edenlerdim. Yani aslında bu tek başına kalmak değil yani. Bir başına olmayı tercih etmek. Ve böyle bir adamın 10 yıllık, 20 yıllık, 15 yıllık ilişkileri böyle sorularla işte tırnak içinde test ediyor olması biraz ironik. Komikliği de oradan geliyor zaten. Yani burayı hiç bilmeyenle bu tarafı hiç bilmeyen bir çift. Tamamen bir kontrast var orada yani. O yüzden evet, kıymetli. Terzi bunun sonunda kendi sökün dikebilir. Dikemez, dikemez. Benim yani iyice şu projeden sonra asla dikemez yani. Vallahi billahi dikemez hiç. Çok memnunum. Ben o kadar doğru karar vermişim ki. Genelde o ilişki testinde bir tarafa yükleniyorsunuz ya. O yükleneceğiniz kısmı nasıl belirliyorsunuz yani? Oradaki ben 2500 tane radyo programı yaptım. 10 sene 3 aydır radyo programcısıyım ve hep tanımadığım insanlarla telefon aldığım için bütün programlarda biraz yani maksadını aşması minimal bir insan sarraflı oldu. O biraz yolda belli oluyor. Evet. Yani işin alamet farkısı eşim, dostum, arkadaşım da geldi 36 bölümün içinde ama çoğunluk benim orada tanıdığım, tanımadığım insanlar. Mesela çekim yapıyoruz. 42. dakikada diyorum ki senin adın ne diyorum. Aysun diyor, öyle devam ediyoruz. Yani o tanımıyorum. Sadece insan olarak bakıyorum ikisine de. O yüzden biraz daha açık olan, biraz daha malzeme olan kimseye onu belirleyip oradan yürüyorsun. Yani. Evet, zaten siz onu bir bakışta anlıyorsunuzdur. Kimdi malzeme verebilir, kim veremez. Stand-up'ta da böyle. Zaten projeyi bulan Süreyya da benim stand-up'ıma gelip oradan uyandı. Kendisi sonra formatı yazdı. Ben stand-up'ta da insanlarla konuşurken işte eşiyle gelmiş adam. Kayınvalidene 10 üzerinden kaç veriyorsun diyorum. 9 diyor. Nereden kırdın diyorum. Şimdi bunu söylüyorum. O yüzden de orada da konuşuyorduk zaten bir nevi oraya gelen çiftlerle. Stand-up'la ilişkisi de o anlamda azıcık benziyor. Başka şehirlere gidiyorsunuz, evet, gideceksinizdir muhakkak. Doğru. 2019'da da. Her şehirde farklı seyirci ve farklı tepkilerle karşılaşıyorsunuz. Oradaki tepkiler nasıl? Hem ilişki testine hem stand-up şova çok değişiyor mu? Aslında stand-up özelinde konuşursak benim tüm daha eski bir şeyim, pratiğim. Başka şehirlerdeki insanlar şunu gördüler yani videoları izleyince. Burada bir huysuz var ama çok tatlı bir herif var. Yayıncı bir adam var. Şimdi şöyle bir şey oluyor kuzum. Benim yani alamet farkı nedir diye soruyorsun. Hiç sevmem aslında öyleyim böyleyim demeyi ama şöyle bir şey yaşadık bölümün bir tanesinde. Çiftin bir tanesi dedi ki ben dedi bu kızdan ayrıldım. Dedim ki niye ayrıldın? Dedi ki o beni aldatıyormuş. Nereden öğrendin dedim. Kuzenim söyledi dedi. Ama dedim barışmışsınız. Nasıl barıştınız dedim. Abime sordum dedi. Onu dedim kızım kendisine sorsana. Çünkü ilişki konuşmak öyle kolay değil. Yani izlendiği kadar kolay değil. Tabii. Belli alanlar var. Gri alanlar var, siyah alanlar var. Hiç girmemen gereken kırmızı noktalar var. Evet. Girmeyeceksin. Ama minik minik eşeleyeceksin. Duracaksın. Duracağın yeri iyi bileceksin yani. Saygıda kusur etmeyeceksin. Onlar zaten severek geliyorlar. Böyle bir iş. O abi o zor bir şey yani. Zor. Çok, evet. Anım varken zor. Evet. Yokken
Abi böyle özel bir okazyon olması lazım. Ne diyorsun acaba şu an? 11 yılda değişen bir mizah anlayışından bahsetmek mümkün mü? Türkiye'de de değişti tabii ki. Yani nereden nereye geldi? Karikatür mizahı vardı. Sonra internette devrim oldu. Şimdi Twitter'da müthiş mizah dönüyor. Ortak akıl var çünkü orada. Orada yani 20 bin tane adam tweet atıyor her gün. Ve aradan 8-9 tane şakayı sen retweetle, favoritle görmüş oluyorsun. Bu çok aslında en komiğini görmüş oluyorsun. Hani aynı adam o komiği tekrar tekrar yapamıyor belki. Evet. Ama ortaya çıkan mizah çok güçlü. Şimdi komedyen olarak onlarla baş etmen lazım. Çünkü buna bütün Türkiye artık takip ediyor. Maruz kolay demeyeyim yanlış olur. Evet, herkes onu takip ediyor. Yani. Şimdi ilk başlarda bir şakana gülünmemesi belki senin için çok problem olmamıştır ama çok şimdi sık burada... Etmezsek, o ilk birkaç yıl onu ben de belirttim ama şu an 8 senedir çok koyayım. Gelmemişim, izlememişim. 1100 oyundan birine geldim bakalım Aysun? Söz veriyorum 2019'da geleceğim. Hayırlısı. Koca bir yıla söz aldık. 12 aya söz aldım. Hayırlısı. İlk yıllarda bu problem değildir muhakkak ama şimdi yaptığım bir şakaya gülünmese neyse. Öyle ihtimal yok. Yani şöyle oluyor, anlık gülünmeyebilir ama oradan yani 8-9 yoldan çıkış noktasını biliyorsun artık. Yani. Yani bir şey diyelim ki ben ona gülünmeme de demiyorum. Diyelim ki anlamadılar. Evet. Diyelim ki kafaları basmadı ya. Sonra zaten tutmuş başka yollar evet, var. İşte birine bir şey söyleyip cevap vermek var falan filan. Benim 4-5 farklı yolum var. Orada devam ediyorum. Önümüzdeki günlerde ne yapsak diyorsanız ve çok gülmek istiyorsanız Mesut Süren'in ajandasına bir göz atın, bileceksiniz. Belli de olmaz. Saçma sapan böyle bitirsem ya. Bakalım ya hayırlısı. Hadi bay bay. Davasının kara mizah yüklü tiyatro uyarlaması Joseph K. 20, 21, 28 ve 29 Ocak tarihlerinde birçok kez perde açacak. İlksen Başarır'ın dilimize çevirdiği oyunda Mert Fırat, Onur Dilber, Didem Balçın ve Özgün Aydın yer alıyor. Antik Yunan tragedya yazarı Öripides'in eseri Medea'dan yola çıkarak yeniden yorumlanan tiyatro oyunu Teessür, 11-12 Ocak'ta Kültürel Performing Arts'ta sahnelenecek. İstanbul'un kültür sanat mekanlarından Babilon, 12 Ocak'ta vokalde Elif Çağlar'ın yer aldığı Four in the Pocket grubunu, 19 Ocak'ta ise Berlin elektronik müzik sahnesinin yetenekli isimlerinden Para for Cuba'yı ağırlayacak. İlk performans ol Ankara sahnesi genç sanatçıları ağırlamaya devam ediyor. 16 Ocak'ta son zamanlarda önemli çıkış yapan Melisa Karakurt ve Beyza Doğuç, 18 Ocak'ta ise bir başka genç kadın sanatçı Sena Şener hayranlarıyla bir araya gelecek. Yılın ilk kitap fuarı 12. Çukurova Kitap Fuarı 13 Ocak Pazar gününe kadar kitap severleri ağırlayacak. Programda panel, söyleşi ve çocuk etkinliklerinden oluşan 70 kültür etkinliği ve 500 yazar yer alıyor. Cemal Reşit Rey konser salonunda 15 Ocak'ta Türk müziği sanatçısı ve bestecisi Erol Sayan, 17 Ocak'ta ise İnce Saz Grubu ve Nida Ateş konser verecek. 18 Ocak'ta 6.45 Kaybedenler Kulübü Ankara sahnesinde Miltelam, Adana sahnesinde Hüsnü Şenlendirici ve Çanakkale sahnesinde ise Yüksek Sadakat sahne alacak. 1200 kişi kapasiteli Jolly Joker Antalya sahnesinde 11 Ocak'ta Zerrin Özer, 12 Ocak'ta Demet Akalın,
18 Ocak'ta Selami Şahin ve 19 Ocak'ta ise Berkay müzikseverlerle buluşacak. Müzik serüvenine 4 yaşında piyano çalarak başlayan genç sanatçı Su Bekar, 12 Ocak'ta Hangart Akustik Sahne'de sevenleriyle bir araya gelecek.